Teknoloji Anlamayan Adamdan herkese merhaba. Merhabalar. Selamlar, ben de merhaba. Isındım. Hava soğudukça hava soğuyor Bebek Parkı'nda. Evet, ısırıyor bu ara. Şimdi evet. Size Casper VIA G1 Plus 18'e 9 ekranlı. Yani uzun. Özelliği o. Evet. Geniş ekran. Ne oldu? Köpek mi uzun? Şey oldu ama. Geniş ekranlı bir telefon. Hem de ucuz yani piyasaya göre. Evet, bu bunu anlatacağız özelliklerini. Anlatacağız. Evet, şimdi ekindeydi bu telefon bir süredir. Evet. O yüzden daha çok ekini dinleyeceğiz bugün. Biraz kullandım. Bunu şimdi Casper arayüzü yapmış kendine. Ama bildirim tarafı yavaş çalışıyor arayüzün. Bunu güncellemeye düzelttiler diye düşünüyorum. Bildirim hakikaten tarafı yavaş. Ya bak. Ha bu, ben, bu kısım. Burayı bir göstereyim. Bir dakika göstereyim. Onlar bir daha öyle sağlı sollu oyna. Ya buraya bildirim geliyor, daha da ağırlaşıyor bu. Ama mesela kameraya geliyorsun, tak diye açılıyor. Açılmadı. O kadar da tak diye değilmiş. Işık da yandı önde. Neyse, önde de flaşı var, gördünüz. Selfie çek bari hadi böyle bize. Önde portre modu var. Sen değilsin modu. Yok, arka tarafı full ulaştırıyor işte. Abi beni full ula. iPhone X'deki gibi. Ama tabi bu şey. iPhone X. Donanım MP3 gibi yani. Donanımsal değil, yazılımsal tamamen. Hani bir dursana, şu gitsin bir. Bunun ekranı Full HD değil, HD. HD Plus diye geçiyor. 1440'a 720. Bir tık daha iyi mi yani HD'den? Ya 18'e 9 olduğu için HD Plus diye geçiyor. Yani işte 1440'a 720 olması lazım. Evet. 3 GB RAM'i var. 32 GB dahili hafızası var. 128 GB'a kadar arttırdı. 128'e kadar microSD kart takabiliyorsunuz. Parmak izi var. Elması var, narı var. Parmak izi hızlı mı? Bizde atabarı. Hızlı. Şu an iptal ettim ben, hani size bakarsanız. Duymazlıktan geldi. Vallahi önemsemedim. Ya kusura bakma ama yokmuş gibi davranmaya devam ettik orada. Bu arada ben de saçlarımı kestirdim. Bak anao nasıl yapışmış. Çok güzel falan olmuş. Bence onu tak. Ben takayım. Bunu tut, bunu tut. Georgi Hacı saçı gibi olmuş. Vallahi hakikaten çok, ama yeni gelmiş daha Galatasaray'a. Tabii yeni gelen o zamanları. Arkadaşlar Casper. Bunu burada açıklıyoruz. Bunu hakikaten açıklıyorum. Bugün Twitter'da gördüm. Richard için hayaletiymiş. Evet, görselini koydum ben. Görseli var. Vallahi aa, biz de baktık bir garip geldi. Hakikaten inandırıcı. Biraz tombul. Casper biraz daha tombulu. Ölmek şey yaramış. Richard ölmek yaramış. Richard'ın filminde şey vardı. Evinde bir tane McDonald's şöyle yaslanayım dur. Evet. Güzellik bak modu mu yaptın Ekin? Yok. Portre. Yakıştı. Ama o kaşları kısınca dedim güzellik modu o. Arka taraf. İyi gibi bence. Kötü değil yani. Sakalla biraz parlamış falan. Kötü değil. Yani. Ya acaba fiyat performansa göre bakarsak. Evet yani o fiyata ne kadar güzel bu? Şimdi 13 megapiksel arka kamerası var. Ön kamera yapacağız. 16 megapiksel. Önde şurada bildirim ışığı var. Şu an sıfırladım ben bu telefonla. Bildirim yok. Yani aha, gelirse yanıyor yani. Gelirse yanıyor. Bence o güzel bir özellik. Uzaktan telefona bakıyorsun bir şey var mı? Eski şeyi. Tabii. Eskilerde de var. Güzel. Bir de eskilerden şeydi böyle, hani WhatsApp gelince ayrı ışık geliyordu, şey gelince ayrı ışık geliyordu. Biliyordun neyine geldi. Bu arada tasarımsal olarak hani elinize aldığınızda çok kötü değil ama bir tek şu çıkıntı var böyle. Şöyle bak, görünüyor mu? Kamera orada çıkıntısı. Evet, kamera bir evet diş yukarı gitmiş. Kutusundan kılıf çıkıyor mu? Şuradan kılıf tutayım mı? İster misin? Yok, şimdi biraz da kutusundan güzel şeyler çıkıyor. Kılıf çıkıyor. Ekran jelatini çıkıyor. Ve o yani şöyle bir nohut çıkıyor böyle güzel kışlık. Başka bir şey çıkmıyor. C-Type'a benziyor girişi ama C-Type görünümlü microSD. Aynen. Mikro neydi? 2.0. Aynen. USB 2.0. USB 2.0. Ha. Biraz böyle derin, çok derin gibi duruyor ama niye, baksana çok derin gibi değil mi ya? Öyle olmuş yani. Neden? Ama hayır, bunu ittirdim içeri bir kaçtım, bir geçmiş olsun da genelde öyle oluyor. Ama servis konusunda Casper nasıl bilmiyorum ama yatırım yaptığını biliyorum sadece. Deneyim anlamında bir fikrim yok. Satış sonrası desteğiyle alakalı tecrübe yaşayan varsa aşağıya yazsın lütfen. Aynen. Fotoğraf bence bulunduğu şeye göre iyi peki, sayılır. Peki şey yani mi? Orta segment mi? Orta segment. Ona göre fiyat tahmini yapacağım çünkü. Tamam, uzmanımız. Başka, Qualcomm Snapdragon 425 var. 800. Hani olsaydı. Adreno 308 mi olması lazım? Altta doğruları hep altta yazıyor. Altta yazar. Şu an teorik olarak söylüyoruz. Şey batarya? 3000 mAh. Güzel. Bu güzel. Çünkü işlemci de öyle. Çok ateş etmiyor ya. Aynen öyle. Bir de ekran da Full HD. Bir gün kullandım. Kendi kullanma performansıma göre eğer hani bütün gün elinden telefon düşünmeyen gençlerimiz oluyor ya. Evet. Onlara mesela yetmez bir günde. Onu net söyleyebilirim. Ama oraya 20.000 amper de taksan. Tabii canım. Onlar zaten powerbank'e de ama standart bir kullanıcıysanız
Mesela bende bile idare eder gibi oldu. Ki ben biraz fazla kullanıyorum. Tabii ki sen de bayağı kullanıyorsun. Aynen. Bende bile idare eder gibi. Yani yeter normalde kullanınca, öyle söyleyeyim. Günü kurtarırsın. 3000 mAh Full HD olmayan bir ekran zaten aslında işlemci hızına da baktığında eğer öyle aşırı bir performanslı bir şey yapmıyorsan da kurtarır. Yeterli. Kurtarır. Bir tek böyle arayüz hakikaten bir yavaş gibi geliyor. O biraz canınızı sıkabilir. Ben size söyleyeyim. Ben o arayüz işine çok sıcak bakmıyorum yani. Yani arayüzsüz telefonlar yani ham haliyle işletim sistemi Android olduğu zaman çok daha performanslı çalışıyor. Android Nougat var bu arada. Ne yapıyorlar? Hadi bakalım. Ya böyle bir hani kişiselleştirme. Kurumsallaştırıyorlar. Kendine göre makyaj yapıyor falan. Aynen. İyi kendi de yani istediği bari bunda yapmasın. Gömüyor. Daha böyle güçlü bir telefonu varsa onu da yapsın mesela. Bunu da yapma. Ya, ya da iyi optimize et öyle koy. Aynen. Ya da yaptın bir bak. İşte hani bu telefon ne eksik, ne şey diye. Aynen performanslı olsun yani. Onun dışında başka yani. Kulaklık çıkıyor işte kutusundan bir de. Kablo çıkıyor falan. Normal jack girişi. Tabii tabii. Ha. Evet, fiyat tahminlerimizi alalım. Kendi kendimize. Siz biliyor musunuz? Yo, ben de bilmiyorum. Ben biliyorum. Sen ha. Söyle o zaman. Ben diyorum ki 1100 lira. Sen de söyle, ondan sonra ekip konuşsun. Ben diyorum ki 1249 lira. Adama bak ya, tam kasap gibi. 1499 lira. Ooo. Ha, koydu. İyi paraymış ya. Yine öyle, o zaman çok, çok az tutamam. Değilmiş. Bu niye? Rakam beni sarstı. Yine de yani çok az değilmiş şimdi, pardon da. Ya bilmiyorum, ekran büyük. Ama tabii vergisi bilmem nesi falan adamlar da haklı bir yerde, ne yapsın 800 lira. Şu telefon yurt dışında, hadi Türkiye üretimi diyelim buna, tamam neyse o da. Montajsal diyelim. Yani. Gibi gibi neyse, hadi ben fazla inanmıyorum da. Türkiye üretimi yani, derken? Türkiye ya bu telefonu ben bulurum yurt dışında, birebir aynısı, onu söyleyeyim de. E tabii ki bulursun. Hadi Türk malı diyelim. Yahu Snapdragon 435'li Türk malı nasıl oluyor ya? 425. 425 olsun, ne fark eder? Yani 250-300 dolar desek bu telefona, 250-300 dolar desek yine vergisi bence biraz da kısmışlar gibi geliyor. Yani tabii öyle bir şey olsa 1200 lira, 1300 lira, yine 1200 lira falan eder zaten. Öyle 250-300 desen 1200 lira eder abi. TRT vergisi 4,5 koy. Oldu yani euro. ÖTV koy, KDV benzin koy. Benzin 6 lirayı geçti. 6.1'di. 6 ne? Ne demek 6 lan? 1 litre şişe düşünün. Benzin ya, dolu 6 şey lira. Forumlarda tartışılıyor. Araba almıştım da 4 sene önce 25 kuruş yakıyordu. Şimdi 40 kuruş, 45 kuruş yakıyordu. Servise götürdüm, hala bir şey yap. Adam benzin fiyatının arttığını haberi yok. Yani diyor ki kilometrede 25 kuruş yakan araba 45 kuruş yakmaya başladı. Şikayetçi adam ondan. Öyle adamların arabaları var işte. Yani algı engelli. Bunlar evet. Trafiğe çıkıyor. Bir de öyle düşün. Tabii o adam sana yol verecek. Sonra yol vermedi diye küfür ediyorsun. Niye yol versin ki o adam sana? Abi çok komikti. Ve hakikaten ciddi birkaç forumda okudum da. Bayağı bir de ona destek olan var mı hatta? Hakikaten doğru, o arabayı bir yaptır abi. Hayır. Ya falan diye. Arabanın markasını verin de işte. Altı yazı, evet abi bende o araba vardı falan da filan da falan. Benim de öyleydi, aynı şey benim de başıma geldi. Ya koyamadı şimdi de hakikaten. Göz kıstıran bir muhabbet vardı orada. Yani. Birisi bayağı yazmış ama mal mısınız oğlum siz için? İyi özetlemiş. Özetlemiş, haberler demiş yani. Ya hakikaten büyük saçmalık. Neyse, böyle bir telefon. Yani fiyat performansa bakarsa ben ekran hani 18.9 büyük. 5.99, 6 inçte ekran boyutu da öyle. 6 inç. Yani bence, yani ben şey diyorum hani kötü değil. Ama servis konusunda tabii nedir bilemem. Evet, onu hakikaten bize yazsanıza, biz bilmiyoruz. Yani kulağın varsa aranızda Casper servise verdim de şöyle sonuç aldım diye yazan varsa. Aldım da çünkü şöyle sıkıntı oldu. Çünkü hangi markayla konuşursan konuş serviste inanılmaz iyi. Abi müthişiz biz diyor yani. Alıyordu bunu hemen. Ama o doğru cevap sizde. Aynen öyle, hani varsa aranızda tecrübe olan. Ama hani bel altı vurmak için değil, adam gibi hakikaten. Varsa nete, iyisini de yazın, kötüsünü de yazın. Yoksa hani bence fiyat performans olarak iyi bir fiyatı var yani telefonun. Yani şu da zamanda bence telefona verilecek maksimum rakamlar aslında öyle bence olmalı. Bence de öyle olmalı. Yani fantastik fiyatlar gerçekten artık çok zorluyor. İnsanlar zaten alamıyorlar. Amerika'da da öyle. Tabii abi. Eskisi kadar hani büyük paralar gömmek istemiyor kimse telefona. Yani vallahi ben şöyle söyleyeyim. Ben yıllar önce İsveç'e gitmiştim. Abi hakikaten yani 100 tane gazeteci geldi dünya çapında. Türkiye'den de ben gittim bir etkinliğe. Abi reklamcı değilse böyle şey amiral gemisi telefon kullanan görmedim. Bak şey demiyorum. Hani şu marka demiyorum. Amiral gemisi telefonu reklamcı değilse, yani o bizi götüren firmanın şeyi babalarından falan değilse amiral gemisi kullanan hakikaten görmedim. Herkesin elinde Avrupa'da böyle özellikle yani böyle bayağı eski Nokia'lar olsun. Eski artık burada tedavülde bile olmayan elinde olan müzelik kapaklı artık telefonlar. Dediği kapaklı telefon dahil. Ki bu bahsettiğim rakam yani tarih 2012 falan yani bu arada çok inanılmaz bir eski şey tarihten bahsetmiyorum. Bize durdu. Aslında teknoloji için çok inanılmaz bir tarih. Hayır orası öyle ama yani sene. 6 sene olmuş ama o 6 sene öncesinin de amiral gemisini kullananı görmedim ben tabii. Yani. Bak çok uzağa gitmeyelim yani ben geçen sene yurt dışına gittiğimde mesela bir tane seyahatte daha dikkatli baktım etrafıma.
hakikaten insanlar çok böyle makul cihazlar kullanıyorlar. Yani burada hadi söyleyelim, iPhone 4 kullanan adamlar var yani. Çok ciddi gördüm yani. Bayağı da kullanıyor herif yani. Nasıl kullanıyor onu da ayrı. Güncellemeleri falan mı yapmıyor acaba, nedir? Ya güncellemezsen de... Deliymiş değil mi adam böyle ya, kullanıyor gibi. Bir de şöyle SMS bir şey var. Sadece. Aslında yani şu bütün işlerini bilgisayardan halledip aplikasyon kullanmadığı takdirde yine işini görebilir. WhatsApp ya, kullanamazsın bir yerden sonra. Benim çevremde bir sürü kişi mesela Facebook uygulamasını falan sildi. Hem çok fazla zaman kaybettiriyordu bana dedi. Doğru. Elim oyalanıyordu. Hem de fazla pil tüketiyor. Doğru. Bunları kapatıp sildim, rahat ettim dedi vallahi. Mantıklı bu arada. Hakikaten akşam bilgisayara bakarsın. Ama şimdi mesela biz işimiz gereği daha çok bakmak zorundayız. Yani. Ama bana makul geliyor. Doğru hareketler. Doğru. Benim var gazeteci arkadaşlarım zaman kaybettiriyor diye artık Twitter, Facebook'u falan silen bir sürü. Bir tek Instagram'a olan bir sürü tanıdığım var. Evet. Birkaç tane Instagram'ın var. Instagram'ın da hakikaten Instagram, Instagram artık hakikaten gerçekten yani. Gerçekten mide bulandırıcı halde. Abi, sürekli reklam, sürekli reklam. Reklam, sponsor. Ya bak, bir de şöyle bir şey var abi. 5 dolar ver 13 bin kişiye ulaş. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Bu artık hakikaten can sıkıcı tarafı şu. Ulan fotoğraf koyuyorum, erişimi yok. 2 lira bassan, 2 lira reklam versen sponsorlu yazıyor. Sanki 10 bin lira koydum oraya ben. Aynen öyle. Yani hani zaten göstermiyorsun. İşin gereği bir şeyi öne çıkarman gerekebilir. Tabii bir taraf, bir tarafta da Venedik'te sevgilisiyle gezip ona sponsorlu fotoğraf basan adam var. Tanımıyor bu arada. Tanımıyorum, tanımıyorum. Onu baştan söyle. Tanımıyorum, yok yok, hayır. Arkadaşlarından biri, hayır, değil, değil yani. Hayır, değil. Karşımda var tanımadığım iki insan. Kim bunlar diyorum. Herif altına aşklar şehri Venedik'teyiz. Biz birbirimizi takip edip bildirimlerimiz de açık yani. Barış bir resim koyarsa bana bildirim ben gelmesi sen gerekiyor. Sen ben seninkiler bana geliyor. Duyuyorum. Tweet atılıyor ya. He. Ben de öyle tweetten bulursam tweetten bulurum. Ben tweetten bana. Değil. Ben Insta, ben yani Twitter'a şey bir birleştirici değil. İkinizinki de. Seninki gelmiyor. Seninki geliyor. Senin paylaşım asla bana gelmiyor. Seninkiler bana düşüyor. Ben onun profiline girip ancak Barış bir şey koyduysa onları like edip ya da yorum yazıyor. Ya da ne bileyim ben o da bir like, gün sonra bazen oluyor. Sana like ediyorum. Bilmiyorum ondan sonra giriyor. Aynen öyle. Ama story kısmı biraz daha iyi. Normal ana sayfaya göre. Evet, story'si çünkü daha orası el değmedi. Tabii daha oralara gidecek. Orada ekmek çorbaya daha dönmedi baba. Story'e diyecek ki reklam ver. Şimdi buraya alıştırıyor insanları. Hep klasik taktik, göstermiyor kimse. Yani şey ama suyu çıktı yani. Gerçekten Instagram'ın tadı kaçtı yani. İnancı bu var ya, şunu söyleyeyim. Hani hakikaten genel anlamda inancı da yitiriyor insanlar. Hani oradan gördüğüm bir şey, dediğin gibi 2 lira belki basacaksın. O da eşim dostum görsün diye evet basacaksın. Evet abi yani niye bu? Oo, reklam yapıyor kendine. Ha bir de o kim var. Kim bilir ne yapmış. Arkanda atıyorum bir tane ağaç var, bir de bir tane tekne duruyor. Teknenin reklamını yaptın diyecek. Yani şey o da bir garip. Hayır yani. Facebook da öyle. Facebook da öyle abi. Tabii canım. Bir şey koyuyorsun bir şey ki 3 tane like. Twitch linki koyuyorum Facebook sayfama. Hiçbir kimseye göstermiyor. Bir gün sonra falan gösteriyor. Çünkü niye? Facebook'tan artık oyun yayınları yapılacakmış canlı. Evet. Hadi bakalım. Bu arada YouTube da öyle bu arada. Facebook da YouTube da herkes ayakta kalmak adına bu tip şeylere kaykılmaya başladı. Oyun sektörü acayip yürüyecek bu arada. Dikkatli takip edin siz de diyorum. Telefon ağırlığını söylemedik ya. 182 gram. Bence hafif bu boyutta bir telefona 3000 mAh'de pil varsa üstünde evet. Çok kötü değil. Bir de Gorilla Glass 3 Extreme Vision diye bir camla korunuyor. Onu söylemeyi unuttuk. Evet. Ama siz gene de kılıfı böyle ön cam koruyucusunu falan koyun. O iş çünkü sakat. Cam dediği şey kırılır. Hadi biz kaçar. Kendinize iyi bakın. Gorilla Glass Mlas bir yere kadar. O zaman hadi görüşürüz bir dahaki kendinize videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın ya. Evet, yorum da yapsınlar ya. Hadi bay bay. Yazın. Hadi bay bay.